Evet, herkese merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız üzere yine Malatyaspor Olimpia Avrupa Ligi ön eleme karşılaşması için Malatya'ya doğru gidiyorum. Şu anda saatim 4:25'i gösteriyor. Yaklaşık 30-35 dakika sonra Malatya'ya doğru yola çıkacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ha, yanımda da kim var? İlyas Çoşkun var. Babam sağ olsun sabah beni otogara kadar götürüyor. Arkada da kardeşim, en küçük kardeşim Elias var. Beni yolculamaya geliyorlar. Baba, sana sorum olacağım biraz. Şu ana kadar Sivasspor'un, Malatyaspor'un, işte Fenerbahçe'nin hangi takım olursa olsun, şu anki Süper Lig'de yapılan transferleri nasıl görüyorsun? Fıs. Fıs mı? Hiç iyi transfer yok mu yani Süper Lig'de şu an? Yok. Tamam. Peki Malatyaspor turu geçer mi? Geçer. Geçer. Karşı rakip Slovenya takımı Olimpia. İnşallah geçer baba. Gidiyoruz bak. Baba çok gerçekten açıklayıcı, net, güzel konuştun. Teşekkür ediyorum konuşmandan dolayı. Yaklaşık 1 saat 10 dakikalık aradan sonra otobüs geldi. Normalde 5'te gelmesi lazımdı. Şu an saatlerimiz bakayım hemen. Yok. Muhammed gelin yolu bekleyen damatlar gibi araba yolu bekliyor. Ya baba gidelim. Ha geldi sonunda. 35 dakika kez geldi otobüs. Normalde 5'te gelmesi lazımdı. Sağ olsun. Sonuçta gideceğiz. İnşallah kazanız birlası Malatya var biz. Kayısı diyarı Malatya'ya saatlerimiz onu gösterirken geldik. Baş saatine kadar şehri gezeceğiz. Berat arkadaşımı bekliyoruz. Berat geldiği zaman şehri turlayacağız sizlerle beraber. İnşallah iyi bir video. Yes, I'm the boss. Nasılsın kardeşim? İyi vallahi, ne yapıyorsun? Sen de iyiyim, Allah'a şükürsün. Şaşlar şey. Tamam oğlum. Bizlerde her zaman olan bir şey var. Böyle her maç öncesi geliriz Ali abimizin yanına. Güzel böyle süslenir, saçlarımızı tarar, güzel tıraşımız oluruz, maça gideriz. Bugün bizim için çok önemli bir müsabaka olacak. Aslında Türkiye'yi temsilen Malatya'mız bugün bir maç yapacak, UEFA maçı. İnşallah 3 puan alan taraf biz olacağız. İnşallah tüm Türkiye'yi gururlandıracak güzel bir sonuçla maçtan ayrılacağız. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz yani Malatya'mıza. Şimdi burada konuşmam gerektiren şey bizim burada 16 yıllık bir özlemimiz. Yani bu özlem insanın nasıl annesine babasına olduğu bir özlemse gurbette, biz de öyle şekilde Avrupa'ya özlemdeyiz. Çok şükür bu sene yine kavuştuk. İnşallah hayırlısıyla bu grupta İnşallah bu geçeriz bu takımı. Deplasmana da gidip aynı şekilde geçeriz. Nasibimiz o. Tabii bütün takımları da bekliyoruz, Anadolu takımlarını. Biz bu gururluyuz. Yani bu akşam maça gidip takımımızı tam destekleyeceğiz inşallah Malatya esnafı olarak. Düşüncemiz ne diyelim? Yani Allah'tan ne gelirse hayırlısı olsun. Yani hiç kazanan biz olalım. Yani kaybeden onlar olsun. Hep biz kazanalım diye. Sizin bu deneyiniz için de teşekkür ederiz. Bizi gelip de tercih ettiğiniz için. Sağ olun, hoş geldiniz Malatya'mıza. Peki Avrupa Ligi
kesinleştikten sonra şehirdeki hava nasıl oldu Malatya? Tabii ki çok farklılaştı. Şimdi bir Anadolu'da hani Anadolu takımının Süper Lig'e katılma bir heyecanı var ya, o heyecanın aynısını yaşıyoruz. Battal Gazi'nin şehri Kayseri Diyarı, Malatya'dan herkese merhaba. Tarihlerimiz 25 Temmuz'u gösteriyor. Evkur Yeni Malatya Spor, Olimpia Avrupa Ligi 2. ön eleme karşılaşması için Malatya'dayız. Malatya'da UEFA Avrupa Ligi'nin nabzını tutacağız. Aynı zamanda da maç saatinde de tribün görüntülerini en iyi şekilde size yansıtmaya çalışacağız. Malatya Taraftar Derneği'ne gideceğiz. Malatya'nın tarihi yerlerini gezeceğiz. Malatya'ya geldiğiniz zaman nerelerde gezebilirsiniz, neler yiyebilirsiniz, bunlardan size bahsedeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İsmim Metin Küçük. Malatya Spor Taraftarlar Yönetiminde Denetleme Kurulu Başkanıyım. Derneğimiz bu sezon yeni kuruldu. Eski dernekti ama yönetim olarak yeniyiz. Malatya Spor'u kaderini değiştirmeye geldik. İnşallah da bunu yapacağız. Yani örnek verirsek tabii Türkiye'de çarşı grubu gündemi değiştiren bir grup. İnşallah bize Malatya Spor Taraftarlar Derneği, Derebeyleri, Banlio 44 olarak Türkiye'de ses getireceğiz. Takımımızda zaten güvenimiz sonuna kadar tam. Bunun dışında bugün UEFA maçımız var mesela. Evet. Olimpiyat gibi takım, Slovenya takımı. Tabii onları eleyeceğimizi düşünüyoruz. Malatya bunu hak ediyor. Malatya bunu fazlasıyla hak ediyor. Yani bu aslında Malatya'nın zamanda yöneticilerinin yaptığı hatalardan dolayı zor günler geçirdik. Artık yönetim olarak da şehir olarak da bilinçlendik. Yeni sezonda transferlerimiz, hocamız, taraftarımız bambaşka olacak. Sergen Hoca zaten kendini son 3-5 yılda kanıtlamış. Büyük takımların yani korkulu rüyası olmuş bir teknik direktörümüz. Malatya'ya çok büyük şeyler katacak. Keza transferlerimiz de o şekilde. Malatya seni de sürdürüyor. Malatya seni de.
Şu anda Malatya Stadyumu'na giriş yaptık. Maç saatini bekliyoruz. Uykusuzluğum o. Tebrik kardeşim için. Thank you.
maç sonucu Evkur Yeni Malatyaspor 2, Olimpia 2. Bu kadar. Bu kadar değil tabii. Malatya'dan ayrılmadan önce Malatya'nın simgelerinden biri olan Yeni Cami'ye gitmeden bu güzel şehirden gidemezdim. 3 Mart 1894 yılında Malatya'da meydana gelen depremde büyük hasar gören Hacı Yusuf Taş Camii'nin yeniden yapılabilmesi için Sultan II. Abdülhamit Han ve halkın maddi yardımları ile inşaat devam ettirilmiş, tamamlamak da 1913 yılında nasip olmuştur. Şu anda şeref eden yukarısı olmayan minarenin yapımı esnasında Hristiyan bir ustanın düşerek ölmesi caminin inşası ile ilgili hatıraların başında yer almaktadır. Evet, bir maç hikayesinin daha sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu videoya yorum yapmayı unutmamanızı temenni ederim. Başka bir maç hikayesinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.